Şu anda bizler paranın, doların, nabzının attığı yerdeyiz. İstanbul Kapalı Çarşı'dayız. Burada bir hareketlilik söz konusu. Tabii ki günlerdir piyasalar kapalıydı. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim hem buradaki iş yerlerini göstersin hem de bizler de o süreçte bilgileri paylaşalım. Gram altın bayram öncesi ve bayram sonrası fiyatlarına baktığımız zaman dün piyasalarda 2432 liradan işlem görüyordu. Çeyrek altınsa 4016 TL'den işlem görmüştü. Yarım altınsa 8024 liradan kapanış yapmıştı. Bu anlamda da tabii ki altında da bir fiyat farklılığı söz konusu. Tabii Mayıs ayını düşüşle kapatmıştı altın. Kurban Bayramı sonrasında dalgalı bir seyir izliyor şu anda. Bununla ilgili de bizler de şu anda Kapalı Çarşı'da yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen altın ve dolar fiyatlarına bakmak gerekirse de bununla ilgili de şu anda gram altın alışı 2455 liradan alışı var. Satışı ise gram altının yine 2455 liradan açılış yapmış durumda. Çeyrek altına da baktığımız zaman 3900 liradan işlem görüyor. Satışı ise 4053 lira olarak belirlenmiş durumda. Yarım altınsa 7800 liralara kadar çıkmış durumda alış olarak ve satış olarak da 8000 liraya kadar fiyat belirlenmiş durumda. Tabii ki bununla ilgili de şu anda kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor ve bizler de şu anda Kapalı Çarşı'daki yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hemen yan tarafta da dolar fiyatlarına bakmak istiyorum. Dolar fiyatlarında da Amerikan doları şu anda gördüğünüz gibi 32 lira 420 kuruştan işlem görüyor. Satışsa 32 lira 550 liradan işlem görüyor. Euro fiyatına baktığımız zaman da 34 lira 700 liradan işlem görüyor. Satışta da 34 lira 900'den işlem görüyor. Tabi Kurban Bayramı öncesinde ABD Amerikan doları 32 lira 50 seviyelerindeydi. Satışta da 32 lira 50 seviyelerine gelmişti. Tabii ki Euro da 34 lira 90 kuruştan işlem görüyordu. Euro'da bir artış söz konusu. Şu anda satışı 34 lira 90 bayram öncesi 34 lira 90 kuruştan işlem görüyordu ve şu an itibariyle de Euro'da da bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Euro 34.900 liralara gelmiş durumda. Kapalı Çarşı'da şu anda durum bu. Kameraman arkadaşım da size şu anda bir borsa döviz yerinin önünden size aktarıyor o görüntüleri de.